Herkese merhaba. Bugün sizlere açıkta kalmış USB sürücünüzü ucuz ve kolay yoldan kaplamayı göstereceğim. Benim eski flash belleğimin kapağı, koruması her şey kırılıp bu hale geldiği için bu projeyi yaptım ve sizlere de yardımı olur belki diye bu videoyu hazırladım. Projenin sonunda USB'miz bu şekilde alacak ve gerçekten çok havalı olacak. İhtiyacımız olan malzemeler: kapsız USB bellek, gazavitmiş standart bir çakmak, silikon tabancası ve lehim veya şarjı matkap. Ben lehimi tercih ediyorum çünkü projeyi daha da kolaylaştırıyor ama her ikisi de varsa seçim size kalmış. Malzemelerimiz önümüzde ve projeye başlayabiliriz. Çakmamızın boş olduğunu son kez kontrol edelim. USB'miz için çakmakta yer açalım. Bu yer açma kısmını isteyen şarjlı matkapla isteyen lehimle yapabilir. O yüzden şarjlı matkap ve lehim diye tercih sundum sizlere. Gördüğünüz gibi ben şarjlı matkapla yapamadım. O yüzden lehime geçiyorum. Lehimi aldım ve çakmağın yanıp yanmadığını tekrar kontrol ediyorum. Ve USB'm için deliği delmeye başlıyorum. Yalnız burada arkasını delerken çakmağın çok kötü bir koku çıkıyor. Eğer lehimi daha önce plastiğe sürdüyseniz zaten bu kokuyu bilirsiniz. Gerçekten kötü bir koku ve sanırım zararlı. O yüzden bu projeyi yaparken cam açık, yani temiz bir hava olacak şekilde ya da açık bir alanda yapın. O kokuyu çok solumamaya dikkat edin. Ben arkasını delerken bu arada çakmağın ortasında bir plastik parçası vardı. USB'yi o yüzden sokamıyordum. Onu temizlemek biraz zamanımı aldı. Burada göstermedim çünkü onu çekemedim. Şimdi buraya yeri açıyorum ama sizde de öyle plastik parçası varsa onu temizlemek biraz zor. Ben bir tornavidayı ısıtıp içine soktum ve o plastik parça erimiş oldu. Böylece o plastik parçadan da kurtuldum ve USB içine girdi. Sizde de çıkarsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Çakmağı deldiğinizde lehimle arkasını temizlemek isteyebilirsiniz. Falçata koymadım gerekli malzemeler arasında ama bunu falçatayla temizleyebilirsiniz. İçini de boşaltırsınız ve USB'mizi soktuğumuzda güzelce sığdığını görüyoruz. Bazı USB'lerde LED oluyor. USB bilgisayara taktığınızda LED yanıyor ve USB'nin çalıştığını anlıyorsunuz. Benim USB'mde LED vardı. Ben de çakmağın üstüne bir delik yapayım da USB'nin çalışıp çalışmadığını anlayayım istedim. Şimdi şöyle yapıyoruz. USB'nin devre kartından LED'e kadar olan uzunluğu ölçüyorum. Ben 1 santim ölçtüm. Sonra bunu neden yapıyoruz? Çünkü USB'yi çakmağın içine koyduğumuzda devre kartını tam sıfırlayacak şekilde koyuyoruz. Ben de tam sıfırladım ve çakmağın üzerinde de en başından, deldiğimiz yerin başından 1 santim ölçüm aldım. Orayı işaretledim ve orayı deleceğiz. İşaretlediğimiz noktayı delmeye başlayabiliriz. Ben delerken şarjı matkabımı kullanıyorum. İsteyen lehimle de delebilir. Size kalmış. Şarjı matkapla ama kolay. Yani arkayı delmekten daha kolay. Ve delme işlemim bitti. Son aşamamız olan silikonlama aşamasına geldik. Ben silikonlamayı şimdi bir kağıdın üstüne silikonu döküp kürdanla sürmeyi tercih ettim. Ancak sonradan hata yaptığımı fark ettim. Çünkü görünüm olarak hiç hoş durmuyor yaptıktan sonra. İsterseniz direkt silikon tabancasıyla USB'nin etrafını sıkabilirsiniz. Bir de silikonlama işlemini yaparken çakmağın içine kaçırmamaya dikkat edin. Devreye zarar verebilir. Silikonlama bittikten sonra da USB'nin sapasağlam olacağını göreceksiniz. Yani silikonladıktan sonra çıkarma şansınız çok zor. Bunu düşünerek silikonlayın. Ve bitti. Şimdi USB'mizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bilgisayarıma takıyorum ve LED ışığımın yanıp yanmadığını kontrol ediyorum.
Işığım yanıyor ve aynı zamanda bilgisayarda USB'yi algıladı. Bu proje veya herhangi bir şey hakkında sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilir, mail adresime mail atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.